başarılı olması için elfazıyla efalinin aynı olması lazım. Insanın. Yani söylediği başka, yaptığı başkaysa o söz tesir etmez. Bunu çok yanlış olarak toplumumuzda bir lakırdı var. Sen hocanın dediğini dinle, yaptığını yapma. O hoca riyakardır. Öyle hoca olmaz hocalık mesleğini icra etse bile hoca olamamıştır. Dolayısıyla bu hocanın dediğini yap, yaptığını yapma lakırdısı de yanlıştır. Ve hocalara hakarettir, hakiki hocalara hakarettir. Eğer hoca başkasına verdiği nasihati kendisi tutmuyorsa zaten o söz tesir etmez. Onun için derler ki insanın kavli ile bevli aynı olmamalıdır. Bevil, abdest bozmak demek. Şimdi ürolog diyorlar ya, eskiden o mütehassıslara, doktorlara bevliyeci denirdi. Bu kelimelerin hepsini attık, yerine gavurcalarını koyduk. Lisanımızı sadeleştiriyoruz sadeleştirmedik, fıkaralaştırdık ve yabancılaştırdık. Diyeceksiniz ki o kelimenin de aslı Arapça. Niye? E, Arap bize yabancı değil. Hiçbir şey olmasa din kardeşimiz. Hiçbir şey olmasa. Ha, çok mu makbul? Ha, çok makbul değil. Çoğunluğu gelişmemiş bedevi insanlardır. Doğru. Ama ne olursa olsun kardeşimizdir. Ennemel mu'minu naivetun. Bu açıdan bakmayınca ve zenginlik namı altında hırsızlığı meşru gören bir Avrupa hayranlığı var. Avrupalıların hepsi hırsızdır, bilaysızlar. Hala mesela Hollanda'ya gittiğiniz zaman bir sürü zenci görürsünüz. Hollanda vatandaşı Afrika'daki sömürgesinden dolayı. Avuç içi kadar memleket Afrika'yı sömürüyor. Belçika avuç içi kadar memleket koca Kongo'yu sömürüyor. Efendim işte istiklalinde kavuştu falan. Hepsi boş laf onların. Kağıt üzerinde. Kukla hepsi idarecileri. Sömürmeyeni yok. Bu sömürgecilik sonunda elde ettikleri maddi gelirle bir takım teknik özellikler taşıyan icatlar yapınca medeni oluyorlar. Ama ne yazık ki bizim milletimizde de eğitim denen o ne idüğü belirsiz sistemde de doğru öğretim yok. Pastörü biliyoruz. Akşemsettiğini biliyor muyuz? Hayır. Mikrobiyolojinin babası Akşemseddin'dir. Akşemseddin'in şeklini bile bilmiyoruz. Filmlerde göbeğine kadar sakallı gösteriyorlar. Hazretin köse olduğunu anlata anlata kimseye anlatamadık. Söyledik ama kimse anlamıyor. Akşemseddin kösedir. Köse olduğu için ak yani siyah sakallı zamanında yüzü beyaz olduğu için Akşemsettin'dir. Ama mikrobiyolojinin babasıdır. O öyle de, laf nereden nereye gitti ziyanı yok. Bevliye, yani rolog. Bevil işte o iş, kavil söz. Kelimelerin birbirine yakınlığından dolayı insanın kavli ile bevli aynı olmamalıdır. Ağzından çıkanla başka yerinden çıkan farklı olmalıdır demektir bu söz. Ceza efali başka, elfazı başka demek Fiili yapım, yaptığı işler başka, konuştuğu lakırdı başka. Bu nevi insanlara da reyakar denir. Onların da nasihati geçerli değildir. Tesir etmez. Ha, Resulullah'ın sözleri hiçbiri fiiline aykırı olmadığı için tesir eder mi? Allah hidayet vermezse o da tesir. Efendimiz Hazretlerinin Ebu Cehille, ile Bekir'e söylediği sözler arasında fark yok. Ebu Cehil nefis duvarlarının içine çekildi. Hiçbir şey anlamadı. Ama Ebu Bekir Efendimiz nefisle alakası olmadığı için Efendimizin her sözünü anladı. Dolayısıyla nasihat etmek zannedildiği kadar kolay ve geçerli bir şey değildir. Keza nasihat almak da öyledir. Ona rağmen nasihatsiz de olmaz. Fahri alem Mustafa ve Murtaza dedi bize dünya bilin bir vefa. Murtaza Allah'tan razı olan kişi demektir. Mustafa da ıstıfa edilmiş, rafine edilmiş zat demektir. Dolayısıyla Efendimiz Hazretlerinin ismi şerifi Mustafa değildir. Onun dünya hayatındaki ismi Muhammed'dir. Aleyhisselam. Ruhlar alemindeki ismi Ahmet'tir. Aleyhisselam. Ve ebedi alemdeki ismi şerifi de Mahmud'dur. Hepsi Ahmet, Muhammed, Mahmud, hepsi Hamd kökünden gelir. Mustafa ismi şerifi değildir. Sıfatı şerifidir. Keza Mürteza da öyledir ama Hazreti Ali'ye ille söylenir. Resulullah Efendimiz Hazretlerinde olmayan bir vasıf başka hiç kimsede olamaz. Onun için Ali radıyallahu anh Murtaza'dır, Resulullah değildir demek konuyu hiç bilmemek demektir cehalet demektir. Cehalet ızharı demektir. Dolayısıyla efendimiz Allah'tan razıdır. Onun için bir lakabı da Mustafa e, Murtazadır. İşte o Allah'tan razı olan ve rafine edilmiş temizlikteki, yücelikteki zat bize dedi ki bilin dünya vefasızdır. Onun içindir ki vefa üzerine yemin edilecek mukaddes mübarek bir kavramdır. Mesela Hazreti Mevlana çok kullanır. Vefaya yemin olsun ki diye. Veya Mevlevilikle biraz ilgilenenlerin kulağındadır. Niyaz ilahisi diye bir ilahi vardır. O ilahinin sözlerinde hak ile ezel ettiğimiz ahde vefadır diye bir beyit vardır. Yani Bezmi Eles'te Cenab-ı Hakk'a evet sen bizim Rabbimizsin dedik ya ruh halindeyken dünya hayatımızda ona vefa göstermek yani Rab'lı yaşamak vefadır. rapsız yaşamak vefasızlıktır. allah Allahü Zülcelal müminleri tarif ederken kitab-ı keriminde onlar emanetlere ve ahitlerine riayet ederler. Kendisine bırakılmış bir emanet veya tevdi edilmiş bir sır. Bunu saklayanlardır müminler ve herhangi bir söz verdikleri zaman sözlerini tutanlardır. Yani sözüne vefa gösterenlerdir. Yani vefa Böylesine önemli bir kavram dünya hayatında ama bizzat dünyanın kendisi vefalı değildir. Sonu yok. Mutlaka bitecek. Ebedi olan hususlara bizim gönlümüzün kayması lazım. Ebedi olmayan geçici şeylere gönlümüzü kaydırırsak, lalettayın, buradan iyi veren, oradan koy veren, boru gibi varlıklar olur. Yaramayız. İş bu alem enbiyaya kalmadı, evliyaya dahi mahrem olmadı. Bu dünya hiçbir zaman, şeye baki değildir. Bunun içine peygamberler ve veliler de dahildir. Ona göre o kadar dünyaya bağlanır. Çok bağlanmayın. Es sana nice kalısar ey civan, ey dürüş, kim kurtarasın andacağım. Yani peygamberlere ve velilere kalmayan dünya bilmiş ol ki ey evlat, ey genç, sana da kalmayacak. Bu dünyaya gelmek iradeyle olmadığı gibi gitmek de iradeyle değildir ve her gelen gidicidir alıcısı yok. Ama dünya kelimesinin lügat manasının doğun aşağı, havuk yukarı, doğun aşağı. Sonundaki ya eki Arapçada ya diye olur, Farsça'da stan diye olur. Yani Gülistan gibi, Türkistan gibi, Türkmenistan, Bulgaristan, Yunanistan gibi ve o stan eki veya ya eki önceki kelimenin bir alem haline gelişidir Dun aşağıya. Dunya aşağılık demektir. Sözlük manası. Ama ebedi hayatın kazanılma yeri olduğu için öyle fazla da dirsek çevirmeye gelmez. Burada çalışmak, ekmek, Ahirette biçmek gerekir. Tabi arpa ekersen darı biçmezsin. Ne ekersen onu biçersin. Onun için dünyaya işte bu kadar ehemmiyet vermek lazım. Kalıcı olmadığımızı bilmek lazım. Sen bilirsin ki bu dünya fanidir. Mihnetü dert ile hasret kânıdır. Dünyada hiç dersiz insan yoktur. Hasret olmayan insan da yoktur. Nefis bizi hep elde edemediklerimiz ile üzer. Gönlümüz ise elde ettiklerimize şükür ile vakit geçirir. Hangimizin şükrü çok? Şahıs hepimizin üzüntümüz çok, şükrümüz az. Onun için de bir türlü iki yakamız bir araya gelmiyor. Çünkü şükrederseniz nimeti artırırım, inkar ederseniz nimeti elinizden alırım. Mealinde ayet var. Biz hep nefsimizin bizi zorlamasıyla elde edemediğimiz hayalimizdeki şeylere kavuşmaya çalışıyoruz. Ama nefis asla yeter, oh doydum demez. Onun için hep aç gözlülük, daha yukarı tırmanayım isteği her şeye rağmen olur. Yukarı çıkmak, yukarıya yükselmek elbette ayıp bir şey değil. Ama kimsenin sırtına basmayarak, kimsenin ayağının altına muz kabuğu, karpuz kabuğu koymayarak yükselbilme, ak yemeyerek, Yükseklik kötü bir şey değil ama yükseleceğim diye hak yemek, işte o zahiren yükseklik hakikatte alçaklıktır. Bunun için hep hasretimiz, mihnetimiz, derdimiz fazla. Şu kadar param olsa şunu yaparım, bunu yaparım imkanım olsa şöyle yaparım, böyle yaparım. Da para arttıkça ihtiyaç artar. Çünkü ihtiyaçlar izafidir, kişiye göre değişir. Zaruretler herkes için geçerlidir ama ihtiyaçlar kişisel olarak değişir. Benim bugün çok param yok. Çok param olsa helikopter alırım yatım da yok çok param olsa alırım yani çok param oldu muydu yat ve helikopter ihtiyaç haline gelir sonra o da yetmez jet ister o da yetmez bilmem ne ister bitmez onun için bu dünyaya biz dert çekmeye gelmedik şükredersek dertler mihnetler hasretler biter bunu söylüyor. Her ki geldi dünyaya durmaz geçer sinleden yana yönü az az göçer. Sin kabir demektir aynı zamanda. Kim dünyaya gelirse mutlaka göçer. Ve her attığı adım, her aldığı nefes onu mezara bir adım, bir nefes daha yaklaştırır. Aynı zamanda sin yaş demektir. Kaç yaşına gelirsen gel, az yaşa çok yaşa. Yine az yaşa çok yaşar kişi. Akıbet ölmek durur anın işi diye bir laf var. Tabii bu ölümü de korkunç bir şey olarak bize anlatıyorlar. O da batı kafasının tesiridir. Azrail aleyhisselam bile bir kuru kafa ve iskelet şeklinde elinde tırpan olan bir varlık olarak karikatürize edilir batı literatüründe halbuki mesela Hazreti Mevlana ey sevgili daha yakına gel biraz daha yakına gel beni gerçek sevgiliye götürmeye vesile olacak olan sevgili daha da beniye gel işte rol işte ey canım en diye Azrail'e Metiye yazar. İşte bizdeki ölüm sevmezliği Batı kafasının bize tesiridir. Mesela Ebu Bekir zamanında Kuzey Doğu Irak'la İran sınırında Müslümanlarla ateşperestler arasında ufak tefek sınır çatışmaları oldu. Ve Acem Şahı, ikinci Yezdi Cert, Ebu e elçi gönderdi. Yani bu sınırda ufak tefek itişip kakışmaları bitirin. Yoksa gelir sizi fena halde yeneriz diye bir elçi gönderdi. Ebu Bekir Efendimiz hiç umursamadı. Zaten Mescid-i Nebi'de karşıladı elçiyi. Elçi zaten ilk hayretini orada yaşadı. O kendi gibi saraylar, işte kapıcılar, muhafızlar, merasimler falan bekliyor. Ben halifeyi arıyorum. E git mescitte var, orada görürsün dediler. Mescide geldi yine öyle bir koltukta oturan, minderde oturan falan değil. Herkesle beraber oturan bir adam. Bu mu dedi halife? bu dediler işte, Ebu Bekir bu. İyi, tamam. Ama büyük bir şok yaşadı. Sonra Ebu Bekir Efendimiz'le görüşüp de böyle söyleyince pek Sallamadı. Amiyane tabirle Hazreti Ebu Bekir. Biz sizi yeneriz. Siz bizi yenemezsiniz. Sakın öyle bir teşebbüste bulunmayın. Nasıl yeneceksiniz ya dedi. Ne ordunuz var, ne bir şeyiniz var. Ha bu cıl cılız develerle, atlarla, ha bu Kur, kara kuru adamlarla mı yeneceksin? Evet dedi, o kara kuru adamlarla yeneriz biz sizi. Nasıl oluyor dedi bu yani. Akıl var, mantık var. Ha. Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar bunlar ahireti severler. Onun için biz sizi yeneriz dedi. Nitekim Hz. Ebu Beker Efendimizin ömrü yetmedi ama Hz. Ömer zamanında yapılan Kasıdiye Meydan Muharebesi'nde Gezdi Cerd kendine öylesine güveniyor ki karısı, çoluğu, çocuğu, hazinesi falan Medine'ye kadar gelecek. Kendi geberdi. Hazinesi ele geçti. Kızı esir düştü. İşte sonra o Şehribanu hazretleriyle Hazreti Hüseyin evlendi. İşte ondan İmam-ı Zeynel Abidin doğdu. Falan filan. Ama Hazreti Ebu Bekir'in sözü sizin Dünyayı sevdiğiniz kadar bunlar ahireti severler. O sebepten sizi yeneriz." dedi Hazreti Ebubekir'in dediği oldu. Hoca Sasani ordusunu o kara kuru Müslümanlar perişan ettiler. Dünyanın en kısa süren, en kat'i neticeli birkaç meydan muharebesinden biridir. Bir de muhacdır mesela bizim. Süleyman Han'ın Mohaç muharebesi çok kısa sürmüştür ve çok kat'i neticelidir. Koca Macaristan bugünkü Macaristan değil. Bugünkü Macaristan'ın dörtmişli misli toprak ele geçmiştir bir muharebeyle. Ve milyonlarca da nüfus. Yani dünya sevgisi ve ölüm çekincesi mümine yakışmayan bir haldir. Velel ahiretu hayrun leke minel Ahiret sizin için buradan daha hayırlıdır diyor ayette. Biz hala burada kalmaya savaşıyoruz. Burada kalmaya savaşmak ama öteye gitmek için de acele etmemek. Yani bu arada bu hususta da itidalli olmak, orta yolu bulmak. Hayrul umuru evsatuha. Yani her şeyin orta karar olanı hayırlıdır hadisine uymak gerekir. Ne çok tutunmalı ne de elden bırakmalı kararında her şey. O kararı da bize nefsimiz buldurmaz. Buldursa buldursa gönlümüz buldurur. Gönül sahibi olmak, sevmek lazımdır. Sevdiğimizi bol bol söylemek lazımdır. Sevmediğimiz şeyleri dile getirmemek lazımdır. Çünkü sevmediğini söyleye söyleye sevmemek beslenir. Beslenir büyür, heyula olur sevdiğini söylemek de sevgiyi büyütür. Efendimiz Hazretlerinin buyurduğu ya hayır konuş ya sus lafı bu hususta da geçerlidir. Sevmemeyi söylemek hayır değildir. Söylememek hayırlıdır. Belki Allah gönlüne bir ferahlık verir, sever hale Bak bunun nesini seveceğim? Veya şu hareketin nesini seveceğim? Ebu Bekir Efendimiz Resulullah Efendimiz yürürlerken bir yerde ikisi yalnız. Hazreti Ebu Bekir böyle yampiri yampiri yürümeye başladı. Tebessüm etti. Ebu Bekirci'nin sırtını sıvazladı. Gördüm gördüm rahat yürü dedi. Meğer yol kenarında bir köpek ölmüş onun leşi. Can olmayınca hayvan sevimsiz olur tabi. Resulullah Efendimiz Hazretleri onu görüp de mübarek gözleri rencide olmasın diye Hazreti Ebu Bekir kendini siper etmeye çalışıyor. Efendimiz gördüm gördüm deyince ferahlıyor. Sonra Efendimiz buyuruyor ki bak Ebu Bekir Allah-u o köpeğin dişlerini ne kadar güzel dizmiş. Bir köpek leşinde bile güzellik görebilmek eğer Resulullah'ta varsa bizde de kendi miktarımız kadar olmalıdır. Arz mi? Gün tamam ola sefer işin bite bir adım yol yok sana ondan öte. Hiç dünyada işim bitti diyen insana ben rastlamadım. Çok yaşlı bir insan gördüm, kendi ailemden de gördüm, başkalarından da gördüm. Torunumu bir göreyim, Rabbim ondan sonra canımı alsın. Torun doyuyor, torunun bir de sünnetini göreyim. Torunun bir de askere gittiğini göreyim bir de evlendiğini göreyim. Torunun bir de çocuk olduğunu göreyim. Bitmez. Onu da göreyim, bunu da göreyim. Hep böyle. İşim bitti tamam artık. O ancak hastalıktan dolayı. Can acısı şu bu falan, Yeter ya Rabbi diyen çok az insan. Gördüm. Mesela Mehmet Akif Bey Mısır'dan dönüşünde Galatasaray'daki Mısır apartmanında kaldığı zamanlar fena halde hasta. Artık bu dünyada lüzumsuz bir ağırlığı diye şiir yazıyor. <laughs> Ama bu çok nadir rattandır. için iş bitmez. Ne zaman işin biter? Seyri sefer tamam olunca. Merak etme. O işlerin hiçbiri yarım kalmaz. Hiçbir post, hiçbir makam boş kalmaz. Birini oturturlar. Ve o işler yürür. Sen zannedersin ki ben olmasam yürümez. Sade ben yürütüyordum. Karun da öyle zannediyordu. Firavun da, Nemrut da öyle zannediyordu. Öyle olmuyor. İşler yürüyor. Hiçbir post, hiçbir mas makam, hiçbir masa birine oturturlar. Onun için kendimizden bilmeyeceğiz o işleri. Çare yoktur bir nefes ötesine çünkü vakt erişti girersin sine. kabir. Vakt erişti mi kabre girersin. Tabi bu kabri mezarlıktaki toprak çukur olarak görmek de çok sati bir görüş. Denizde boğulanlar, infilakta patlayanlar, bir yere gömülmesi mümkün olamayanlar, parça parça olanlar filan. Oradaki kabir, ahiret hayatı demektir. Herkese nasip olmaz bir kabir sahibi olmak. Ahiret hayatına geçiş. Ahirette hayat var mıdır? E vardır tabii. Ahirette hayat olmasa, kabir azabı diye bir konu olmaz. Veya Efendimiz, ahiret veya kabir, ya cennetten bir bahçe ya cehennemden bir çukurdur. O şekilde tezahür eder. Mealinde hadis buyurmazlardı. Demek ki bu dünyada Allah'lı yaşayan ahiret hayatını da Allah'lı yaşar. Ebedi hayatını da mutlu yaşar. Mühim olan Allah'lı yaşamak. Yatısarsın sin içinde, yok işin, işlediğin iş, olu serdir yoldaşın. Eski putperest inanışında biliyorsunuz, dünyadaki kullanılan bir takım eşyalar kabre konur. İşte Onlar da mezar soyguncularının işine yarar. Hala devam ediyor. Hiçbir şey bulamasa altın dişi vardır diye kazıyor soygunculuğun da böyle bu kadar şerefsiz oluyor yani ne yapalım. Dünya bu. Bu kadar olur işte. Halbuki o eşya hiçbir işe yaramaz. Tekim hala yapılan arkeolojik kazılarda mezarlarda bir takım zinet eşyası dahil çıkıyor. Erkeğin de zinet eşyası oluyor. Erkeğin de bir şey çıkıyor. Yani erkek kadın fark etmiyor. Halbuki Orada lazım olan sadece dünyada işlediğin hayırlı işlerdir. Yoldaşın sadece hayırlı işlerin. Bir de senden sonra devam edecek olan sadakayı cariye başlığı altında olan hayır işleri ve hayırlı evlat. Evlat demek çocuk demek değildir. Yani evlat çocukla sınırlı değildir. Senden tevellüt eden, senden dolayı olan her şey senin evladındır. Kitap yazdın. İlmi filan da değil, sadece sanat kitabı, şiir kitabı yazdın. Ama okuyanların içi ferahlıyor, hoşlarına gidiyor. İnsanlar şöyle bir dünya dağdasından kurtuluyor. O da sadaka iyicidir hastane yaptın, yol yaptın falan filan onları zaten biliyoruz. O hayırlar devam ettiği sürece sana ahiret hayatında yoldaşlık ediyor onlar. Demek ki bir ahiret hayatı var öyle bir yoldaşlık var. İşte işlediğin iş olüserdir yoldaşın. Başka bir yoldaş yok. Yalnız geldik yalnız gideceğiz. Ben ikizim ikizsin de o ikiz sen değilsin. O senin ikizin. Sen yalnızsın. Dördüz dördüz de olsan öyledir. Çol cefa bu ile kazandığın bunda kalısar. Yalınızdır öyle. Çok cefa çekip çalıştın, ettin, didindin filan. Bir şeyler kazandın. Allah korusun. Fukaranın hakkını vermedin hayır hasenat işlemedin. Hep biriktirdin. Biriktirmeyi zenginlik zannettin. Halbuki zenginlik vermekle olur. Biriktirmekle değil. Biriktirene stokçu derler. Verene zengin derler. Sen stokçuluk yaptın. Hiçbir şey vermedin. Ama bin bir mihnetle kazandığını zannettiklerini stokladın. Orada bir işe yaramaz. Orada işe yarayacak işler yapman lazım. Sana değen birkaç arşın bez ola, bu dediğim geç değildir, tez ola. Derler ki her ölüm erkendir. Doğru. Dünyada kalanlar için her ölüm erkendir. Tezdir. Ama bütün o biriktirdiklerin, Netle kazandıkların, ter döktüklerin, kafa çalıştırdıkların falan filan, bunlardan sana kalacak olan birkaç arşın bezden ibarettir. O kadar değer ver. Ömre mağrur olma, geçer yıl gibi, şol dereden katı akan sel gibi. Uzun ömürlü insanlar var. Mesela bunlardan biri, ileride inşallah okuyacağız. Akşemseddin Hazretleri'nin en küçük oğlu, Hamdullah Efendi'nin oğlu, Mehmet Efendi. Bu zat sarayda kalem tıraş. Kalem dediğiniz zaman bugünkü kurşun kalem, sabit kalem açma değil. Kamış kalemleri, yani kamışları kalem haline getirmek. Bayağı bir ciddi sanattır. Ayrıca not kaleminden, ferman kalemine kadar çok çeşitli kalemler vardır. Öyle bir kalem tıraşlık göreviyle meşgul olan Mehmet Efendi Hazretleri. Yakabı Kalıcı Mehmet Efendi. Ameri yıl hesabıyla 223 sene yaşamış. Ben de demiş zaten 224'ü bulmam 223'te göçsem gerekir 123 sene. 7'ye bölün. 3 sene falan mı olur? 30 sene olmaz. diye bölersen 3 sene mi oluyor? 3. He? O Pardon 7'ye bölmeyeceğiz. 33'e böleceğiz ya pardon. 7 nereden çıktı? 33'e böleceğiz. 33 senede bir sene fark ediyor ya. 7 sene mi? İşte miladi yılda 223'ten 7 çıktı. 220 216. O 217 sene yapar. Nereden malum? E, kitap var hakkında. Ee, Hazreti bir Muhammed Nasuhi halifelerinden Enfi Hasan Ağa, aynı zamanda sarayda görevlidir Hocaefendi'nin, o devrindeki tip adamların hayatlarını yazmış bir kitap var. Türkçe'ye de tercüme edildi. Mustafa Tatçı Hoca tercüme etti. Orada var. 223 sene yaşayan. Bir halveti şeyi Girit, Resmo şehrinde. Girit Gavura kalınca bir müddet İzmir'de kalmış. Çok kısa müddet. Sonra Manisa'ya gelmiş. Sonra Cihangir'e, İstanbul'a, Cihangir semtine gelmiş. Onun da ömrü şerifi 147 sene. Mesela e, meşhur Hazreti Pir Hasan Hüsamettin Uşaki 111 sene. Bir ceza başka meşayih var. 124'lük var. 110'luk var. Var. Böyle. Ama Ömre mağrur olma geçer yel gibi, çol dereden katı akan sel gibi. Ne kadar yaşarsan yaşa, dünyaya da mağrur olunacak bir şey değildir. Girdi ölüm, hiçbir işin bitmedi. Sen unuttun, o seni unutmadı. Ne ölüm seni unutur, ne Allah seni unutur bizim Allah'ı unuttuğumuz zamanlar çok. Her günah işlediğimiz zaman Allah'ı unuttuğumuz zamandır. Çünkü Allah aklımızda olsa günah işlemekten korkarız. Ama yapmıyoruz. Ama Allah unutmaz. Keza ölüm yokmuş gibi davranırız ama yani unuturuz ama ölüm bizi unutmaz. Hey sakın Aldanma, aldatmasın seni fena, kim fenaya aldanan o da yana. Bu fani, geçici olan hiçbir şey seni aldatmasın. Eğer geçici şeylere inanırsan bilmiş ol ki sonun ateştir. Hem sakın sünnet yolun elden koma, bid'ati tutan nice cennet bidat şimdiki kendine selefi diyen iptidai adamların veya düşüncenin dediği gibi her yeni icat bidat değildir. Herhangi bir ibadeti kaldırıp yerine başka bir ibadet ikame etmek veya ibadetler arasında tercihte bulunmak. Onu yapacağıma bunu yaparım. Yani umreye gideceğime çocuk okuturum gibi kendi kendimize icat ettiğimiz ahval bidattır. Zaten gerçek alimler tarafından bid'at bid'ati hasene ve bid'ati şeyiye diye iki türlü mütala edilir. Bid'ati hasene mesela aletlerin kutsallığı üzerinde durmaksızın fonksiyonlarını kullanmak. Bugün farkında olmadığımız elektrik budur işte. Mühim olan aydınlanmaktır. İster petrol lambasıyla, ister yağ kandiliyle, ister mumla, ister meşaleyle, ister elektrikle. Ama her şeye bidat diyen kafa, Efendimiz Hazretlerinin bile Medine'deki Mescid-i Şerif'i kendi mübarek ömrü içerisinde iki defa Değişik aydınlatma aracıyla aydınlattığını bilmiyorlar. İlk zamanlar kuru hurma kütüğü yakılarak sabah ve yatsı namazlarında aydınlanma temin edildi. Sonra Yemen'den gelen bir zat yağ kandilini öğretti Medeniyelilere ve yağ kandiliyle aydınlanmaya başladılar. 12 senelik müddet içinde olup olacak. Sonra petrol oldu, şu şey oldu, bu oldu. Yani büyük dedelerimiz gaz lambasıyla aydınlanıyordu. Biz şimdi elektrikle aydınlanıyoruz. Ama bize gaz lambası, petrol, hava gazı, mum, kandil, meşale, elektrik arasında mukayese yapan kabaklar aydınlanma hakkında konuşmuyorlar. Alet hakkında olan aydınlanmaktır. Ne ile aydınlanırsa aydınlanır. Dolayısıyla alet değiştirmek bidat değildir. Ama 4. Murat han döneminde bile cevasi kadızadeler ve üstüvanevi Mehmet efendilerin başını çektiği yobaz grup Resulullah zamanında bir tane minare vardı. Dolayısıyla birden fazla minareleri yıkalım diye Sultan Ahmed'i Süleymaniye'yi, Fatih'i, Eyüp Sultan'ı vesaireyi minareleri yıkmak kalktılar. Böylesine kabak bunlar. Bir caminin yalnızca ibadethane olmadığını, aynı zamanda bir abide olduğunu, onun bir estetiği olduğunu, yani bunları düşünmüyorlar. Düşünemiyorlar. Her şeye bid'at bid diyorlar. Evet, bid'at ehli olan nardadır. Böyle bir hadis var. E -mâmenna. İyi de bid'at nedir? Resulullah deveyle tavaf etti diye deveyle tavaf etmek sünnet midir? Veya şimdi hem arkadan itmeli hem de kişinin kendi elleriyle kullanabileceği elektrikli sandalyeler var Kabe avlusunda. Ondan tavaf ediyorlar. Veya ikinci katta arabalara mahsus bir yer yapmışlar. Yani Resulullah deveyle tavaf etti diye arabayla tavaf etmek yürüyemeyen bir Müslüman için. Dert mi oluyor? Ona olmuyor diyor. Ama başka yaptığın her şey bir diyor. dolayısıyla bidat sünneti terk etmek, farzları birbirine tercih etmek veya bir farzı kaldırıp yerine başka bir hususu farz diye ortaya koymaktır. Bunun dışında hiçbir şey bidat değildir. Öyle bir şey yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bugün biz de yapıyoruz aynı şeyi. Allah benim kitabım okunurken tesettürlü olun diye bir emri yok. Namahrem olan erkeklerin yanında tesettürlü olun diye bir emri var. Biz açık gezebiliyoruz. Ama bir yerde Kur'an okunurken buna radyo ve televizyon dahil başımızı örtmeye kalkıyoruz. Nerede yazıyor Allah aşkına bu? Kim icat etti bunu? Efendim bu da bir saygıdır. Tamam doğru saygıysa da tamam anladık. Bir mahsuru yok. Ama sen bunu ibadet diye zannediyorsun. Sonra yabancı erkekten örtünmüyorsun. Ve bu bidattir. Onun için evinizde Kur'an dinlerken, kendiniz Kur'an okurken hanımlar başınızı örtmeyin. İcat çıkarmayın kendi kendinize. Allah na olan erkeklerin yanında örtünün diyor. Kur'an okurken örtün. Namaz kı Namaz kılmak başka. Ben namazdan bahsetmiyorum. Namaz kılarken tabii örtünce. Onu da kendine bir icat edip ya Rabbi şimdi örtüncek bir şeyim yok. Sen beni örtü ver. Ekber. O da olmaz. E böyle yapan var mı? E var da onun için söylüyorum. Böyle yapmayın şimdi. Peki bu kadar yeter. Vallahi var. Bak yeminle. Yalan değil. Latife olsun diye söylemiyorum. Bu kadar saçmalayabiliyor insanlar. Neden biliyor musunuz? İşin aslını bilmiyor. Merak etmiyor. Kaideyi öğrenmiyor. Elbette bid'at ehli olmayacağız. Sünnet ehli olacağız. Eğer bid'at ehli olursak cennetten ümidimizi keseceğiz. Bütün bunları yapmak için. Hülahir Hazretleri diyor ki, Ol Habibi seven uydu yoluna, uymayanlar ardını döndü dine. Biz kendi kendimize ne kaide icat edebiliriz, ne arada tercihte yegane kılavuzumuz, pusulamız, yol göstericimiz, örneğimiz, önderimiz, liderimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'dir. Kendine başka önder arayan dinden çıkmıştır. Ne diyor? Buna da bir ince şart koşu. Ol Habibi seven buyuruyor. Tüm mesele Resulullah'ı sevmektir. Sevmek için de tanımaktır. Hala aynı iddiadayım. Bilmiyorum ne zaman bu iddiadan vazgeçerim. Kafam teneşire vurmadan evvel belki Allah ihsan eder. Biz Resulullah'ı tanımıyoruz. <laughs> Tanımadığımız için de sevmiyoruz. Allahu Zülcelal'in Asap suresinde müminler için peygamber kendi nefislerinden evladır sözünü de anlamıyoruz. Ve tatbik etmiyoruz. Onun için bu haldeyiz. Ne varmış halimizde? Daha ne olacak be? Bizi kaç tane adam var sokakta? Kaç tane? Çoğumuz, büyük bir çoğunluğumuz avunmak ve oyalanmak için yaşamıyor muyuz? Mutlu yaşayanımız kaç tane? Halbuki mutluluğun yolu da sevdiğin kızın veya sevdiğin delikanlının yanında olmaktan değil. Muhammed Mustafa'nın yolunda olmaktan geçer. Bilmiyoruz. Umursamıyoruz. Umursamadığımız için böyleyiz. Ey niceler sevdi. Kıldı taati. eyi sanıp işlediler. San yani zan bir şeyi zannetmek Hazreti İsa meselesini anlatırken Cenab-ı Kitabı Kerim'de onlar yani Yahudiler veya Yahudilerle beraber o zaman o topraklara hakim olan Romalılar İsa'yı ne astılar ne öldürdüler kendi zanlarına tabi olup bir adamı, onun bir benzerini öldürdüler. Zanlarına ve ittibaen zanne. Zanlarına uydular. Dolayısıyla yanlış iş yaptılar. İşte sanmak, zannetmek imana aykırı bir şeydir. İman ve zan bir arada olmaz. Çoğumuzun bugün iman diye ortaya koyduğumuz, dile getirdiğimiz hususlar bizim zannımızdan ibarettir. Sadece zannediyoruz. Çünkü kaynağını araştırmamışız. Esas çıkış noktası tatbikatını araştırmamışız. Tatbikatı ve çıkış noktasını da kitab-ı kerimde bulamazsın. Ancak Efendimiz Hazretlerinin hayatı senin yetinde bulursun. Çünkü o hem lisanen hem fiilen Kur'an-ı Kerim'in en büyük, daha doğrusu tek büyük müfessiridir. Tabi Kerim'de Allah namaz kılın diyor. Kimden öğrendin namaz kılmayı? En basitinden başlayalım. Ruhun nasıl olacağını, secdenin nasıl olacağını, nerede ne okuyacağını Kur'an-ı Kerim yazıyor mu? Kimden öğrendin? Demek ki ben Kur'an'ı okurum, anlarım diyen beyinsizler yalan söylüyorlar. Sen Kur'an-ı Kerim okuyarak namaz kılmasını bile bilemezsin, öğrenemezsin. Çünkü Senin o kadar küçük bir kafan var ki, mercimek kadar beynin var ki, Kur'an-ı Kerim'i namaz kitabı zannediyorsun. Namaz hocası zannediyoruz. Kur'an-ı Kerim prensipler kitabıdır. Prensibi hayata geçirecek olan Efendimiz Hazretleri'dir. Efendimiz'i öğrenirsen kitabı öğrenirsin. Kitabı öğrenirsen Efendimiz'i öğrenemezsin. Bak Muhammed kelimesi. Kur'an-ı Kerim'de kaç defa geçiyor? Hiç baktınız mı? Var mı bakan? Bak bu da bir ayıp. İnternet diye bir makine var değil mi? Basarsın. Muhammed kaç defa geçiyor diye Kur'an-ı Kerim'de. dört defa geçtiğini anlarsın. Dört Bir de ismi şerifine ait bir yani ismi şerifini taşıyan bir sure ismi var. Sure-i Muhammed var. Peki İsa ismi kaç defa geçiyor? kendi peygamberimi bilmiyor. Gerçi o da kendi bizim peygamberimiz de. Fahri alemi bilmeyen Hz. İsa'yı bilecek. 25 defa geçiyor. Bu hikmeti tefekkür edebilmek için evvela Efendimizin ismi şerifinin kaç defa İsa Efendimizin ismi şerifinin kaç defa geçtiğini evvela bilmek lazım. Bilmiyoruz ki tefekkür edelim. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Niye İsa? Beş defa da, dört defa. Olmazsa dört defa geçtiğini öğrendik. Ve i̇şte zamlara tabi olup bidatı iyi bir halttır diye yapanlar aldandılar ancak efendimizi sevenler taat sahibi oldular. Taat ibadet kadar önemlidir. Daha doğrusu birbirinden farklı değildir de teknik bakımından farkı vardır. Niyete <laughs> mukarin olan hareketlere ibadet, niyet edilmeden yapılan doğru işlere taat denir. Mesela sokak üstündeki bir taşı kimsenin ayağına değmesin diye kenara ittirmek taattir. Ama bunun için niyet ettim Allah rızası için bu taşı kenara itmeye diye konuşma lüzum yok. Peki namaza, oruca, hacca, tavafa, saya vesaireye niyet edilirken bu sözü söylemek gerekli midir, değil midir? Gerekli değildir. Daha doğrusu farz değildir. Albin meyil etmesi yapmaya yönelmek niyettir. Bu tamam. Ama kişinin kendi kendine tenbihatta bulunması ve dikkatini toplaması açısından lisanen tekrar etmek faydalıdır. Ben söylemiyorum. İmam-ı Ebu Yusuf söylüyor. İmam-ı Azam söylemesen de olur diyor. Ama İmam-ı Ebu Yusuf Sölemenin faydasına dikkat çekiyor. Onun için hepimiz bir söyleriz. İnad ettim Allah razı olsun. Pardon niyet ettim Allah razı olsun. İnat ederiz. İşte taat günlük hayatta çok rastlanan. Mesela selam vermek, güler yüzlü olmak, gönül alıcı hareketlerde bulunmak. Bir çocuğu sevmek, sevindirmek. Hayvana yük vurmayıp eziyet etmemek. Yazın çok sıcak havada kapının önüne bir plastik işte kovada hayvancıklar, kuşlar su içsin diye bir su koy vermek. Bunlar hep taat. Özellikle niyet ederek yapılmaz. İşte o taati işleyenler günlük hayatta Allah'lı yaşayanlardır. İşte o taatı kılanlar efendim, ama zanlarına uyup iyi bir şey zannedip bid'at ehli olan da pek çok. Mert isen o bid'ati tut sünneti. Ta olasın Mustafa'nın ümmeti. Efendimiz'i e ümmet olmak için Ati terk edip sünnete tabi olmak lazım. Çünkü Resulullah Efendimiz Hazretlerinin sünneti. Yazık ki işte bu farz sünnet, vacip sünnet, müstehap mendup vesaire. Bunlar teknik meselelerdir. Sünnetten farzı ayırmak şaşıların işidir. Resulullah. Resulullah'ın emrettiği şey, Allah'ın emrine muhalif olabilir mi? Niye ayırıyorsun o zaman? Sünnettir. ya yapmasan da olur. Niyet var mı benim? Yok diyebilir misiniz? Var böyle bir niyet var. Hatta namazın sünnetlerini bar bar in televizyondan inkar etmek küstahlığında bulunanlar var. Vardı değil hala var. Bir tane vardı cenaze münasebetiyle bir camide tesadüf ettim. Öğle namazında. Herif hakikaten sünnet kılmadı. Bir kere edepsizden ilim zahir olmaz. Bir edep yok. Orada Müslümanlar vakit namazının sünnetini kılıyor. O kazık gibi dikiliyor. Neyse daha söylenecek çok laf var da. İşte Mert isen, Kobe'di, tut sünneti ta olasın Mustafa'nın ümmeti. Bu da güzel laftan sonra fazla konuşmaya lüzum yok. İnşallah cümlemiz sünnet ehli olup bidat ehli olmaktan Rabbimizin himayesine sığınmış oluruz. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. <laughs>